İyi akşamlar herkese. EduTalks Tecrübe Konuşuyor'dan herkese merhabalar. Bugün Sheffield Üniversitesi'nden Veli Kaan Aydın'la ve kendisinin eşiyle görüşmemiz olacak. Şimdi kendisinin de bağlanmasını bekleyeceğiz. Sanırsam bağlanıyor. Evet, kendisini alıyorum. Veli Hocam merhabalar. Merhabalar Sübütaycım. Merhabalar. Öncelikle nasılsın? Sormak istiyorum. Ses ve görüntüde herhangi bir sorun var mı? Hayır. Bizim sesimiz geliyor mu? Geliyor. Çok iyi geliyor. Görüntü de çok güzel. Arkadaşlar sizlere de sorayım. İkimizin hatta üçümüzün sesini almakta veya görüntüde herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Rica edeceğim. Herhalde hiçbir sorun yok diye tahmin ediyorum. Evet, bir sorun yok sanıyorsam. Hocam nasılsınız? İkinize de sorayım. Öncelikle iyi akşamlar. İngiltere'desiniz şu an sanıyorsam. Evet, iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. İyiyiz, teşekkürler. Aynı, siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi ben sizleri çok iyi tanıyorum. Ama burada tanımayan arkadaşlarımız da var yayında. Dilerseniz öncelikle kendinizi tanıtın isteyelim. Hem arkadaşlar da sizleri tanısın. Memnuniyetle. İsmim Veli Kaan Aydın. Sheffield'da doktorumun son senesindeyim. Kanser araştırması üzerine odaklanmış durumdayım şu an ve bir DLSE bursiyeriyim. Ben de Tuğba Ünsel Aydın. Psikoloğum. Normalde Adalet Bakanlığı çalışanıyım. Ücretsiz izinle buraya geldim. Şimdi bu yayının şöyle bir de artı tarafı var. Daha önceki yayınlardan farklı olarak Tuğba Hocam da katıldı bu sefer. Evli bir bursiyer çift olarak yayındasınız. Ve şu soruya da cevap verebileceksiniz bu durumda. Dependent vizeli yani eş durumunda yanlış hatırlamıyorsam çalışıyordunuz Tuğba Hocam siz Türkiye'de. Evet, evet. Çalışıyordum. İşten nasıl ayrıldınız? Ücretsiz izin miydi? Bu sorulara da hani cevap verilebilecek bir ortam oluşacak. Bu hani daha öncesi yayınlarda yapılmamış bir şeydi. Böyle bir artıyla da karşınızda olacağız bugün. Veli Hocam öncelikle şimdi ben özür dilemek istiyorum. Arada sol tarafa bakacağım. Burada bazı sorular var. Oradan hani soruları yöneltmem lazım size. Hem öğrencilerimizin bize yönlendirdiği sorular var. Hem bizim sizlere sormak istediğimiz sorular var. Sürece daha hakim olabilmesi için yeni bursiyer arkadaşlarım ve gitmek isteyen arkadaşlarım. Biraz önce bölümünüzden bahsettiniz. Hangi yıl bursiyeri olduğunuzdan bahsettiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. YLSE bursunu nereden duydunuz? Nereden bu bursa başvurmaya karar verdiniz? Evet, değişik bir tesadüf oldu bizim için. Eşim KPSS başvurularıyla uğraşıyordu o zamanlar. ÖSYM'nin takvimi sağ tarafta vardır. Yani başvurular başlıyor diye. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2 yıldır galiba başvurular MEB'in kendi sitesi üzerinden yapılıyor ama o zamanlar ÖSYM üzerinden YLS'ye başvuruları gerçekleştiriliyordu. Hani eşim gördü böyle bir burs imkanı, böyle bir şey var, bir araştırmak ister misin diye. Araştırdım, baktım ve hani güzel bir fırsat açıkçası. Özellikle lisanstan yeni mezun olmuş ya da yüksek lisansında okumakta olan arkadaşlar için güzel bir fırsat olduğunu fark edip başvurumu öyle gerçekleştirmiştim. Daha öncesinden, üniversite zamanınızdan bu YLS bursunu biliyor muydunuz peki ikiniz de? Ya YLS bursunu daha önce duymadık. Şans eseri denk geldiniz anladım. Evet. Okay. Peki şimdi üniversite olarak Sheffield Üniversitesi'ndesiniz. Neden Sheffield Üniversitesi diye sorduğum zaman aklınıza gelen ilk cevap ne olur acaba? Ekonomik sebepler yani. En büyük etkenlerden biri diyebiliriz. Aynen. Tabii ki başarısının yanında. Ya başarısı iyi sıralamada. Aşağı yukarı diğer üniversitelerle kıyasladığınız zaman hani ne Londra'daki üniversitelerin altında kalır ya da işte ne Manchester ya da Cambridge. Tabii ki de Cambridge Oxford top 5, onlar ayrı. Hani onlar ayrı bir kategoriye sokuyorum ama hani genel baktığınız zaman iyi başarılı bir şehirlerin arasından bizce ekonomik olarak en uygun olan şehirdi. Yanlış hatırlamıyorsam siz düzeltin. 2 sene kadar olmuştu siz okula başlayalı. Hani birazcık unuttuğum dönemler oldu. Sheffield'dan başka opsiyonlarınız da vardı diye hatırlıyorum. Peki bu opsiyonlar arasında sizi Sheffield'a yönelten şey neydi? En önemli şeylerden birisi supervisor'ımdı. Kendisi benimle çok ilgilendi. Doktora sürecine başlamış olanlar ya da başlayacak olan arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Bazı supervisor'lar siz doktora proposal'ınızı yazdığınız zaman bunu tamamen sizin gerçekleştirmenizi isteyebilirler. Benim de
hangi hocaydı hatırlamıyorum ya da hangi şehirde ama bir üniversitede hoca böyle bir talepte bulunmuştu. Tamam, ben sana burada bir bench, bir laboratuvar sağlarım ama hani doktora yapacağın için süpervizyon desteğin biraz daha az olur. Ve kendin yürütmek zorundasın. Daha ilk başta bunu verdiler. Ve açıkçası bu birazcık korkutucu gelebilir herkese. Yani her ne kadar bir master süreci geçirmiş olsak da doktora daha kompleks, daha eğitimin önemli olduğu bir süreçte direkt öğrenciye size az destek veririm diyen hocalar olunca bir geriliyorsunuz. Ancak Sheffield'daki hocalarımın çoğunda gördüğüm bir özellik supervising olarak gayet başarılılar. En azından tıp fakültesi için bunu söyleyebilirim. Ve kendisi benimle daha iyiydi. Benim proposal'ıma karşılık kendi bir proposal önerdi. Oturduk, birlikte çalıştık. Güzel bir yeni bir proposal yarattık. Onun alanlarıyla benim ilgilendiğim alanları karıştırıp derken açıkçası bunun yanında Newcastle ve Manchester'ı da düşünüyordum. En hızlı, yanlış hatırlamıyorsam mailimi aldıktan 3-4 gün sonra direkt geri dönüş yapıp benimle konuşmak istediğini belirtmişti. En hızlı ve en ilgili hoca buradandı. Bu da çok büyük bir artı kattı tabii ki de. Peki hocam, admission sürecinde herhangi bir şey hatırlıyor musunuz? Bir zorluk veya şu çok kolay ilerledi dediğiniz bir şey var mı? Aslında sizin sayenizde biraz admission sürecini daha rahat geçirdiğimi düşünüyorum. Burada tabii ki de kendi gelen arkadaşlarım da var. Ya hiç destek almayan ya da minimum destek alarak İngiltere'ye gelen arkadaşlarım da var. Onların uğraştığı o işte paper süreçleri, işte kas başvuruları ve vesaire gibi süreçleri firma aracılığıyla hallettiğimiz için ben açıkçası sadece kendi proposal'ımı yazmaya odaklandım. Gerisini siz hallettiniz, sağ olun, var olun. Onun için bana zor bir süreç hissettirmedi yani. Peki hocam, şöyle söyleyeyim. PhD kabulü dendiği zaman oraya yeni gelen arkadaşlarla da konuşuyorsunuzdur. Kendi deneyimleriniz de var. Sizce PhD kabulü almak zor mu İngiltere'den? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence zor değil. Birkaç farklı PhD kabulü almak durumu. Eğer burs yerseniz bence bu en kolayı. Çünkü halihazırda bir fundingimiz var. Türkiye Cumhuriyeti destekli buraya geliyorsunuz. Bu da işte tuition fee'leriniz ya da bench fee'leriniz ödenecek demek. Ve hocalar bunu kendi yaptıkları bir çalışmaların parçasına katkı olarak da görebilir. İlla ki ben sadece bu proposal'ı çalışacağım, sizinle alakalı ama sizin yaptığınız çalışmalardan farklı bir şey çalışmak istiyorum diye dayatmadığınız sürece seve seve kabul edeceklerdir. Çünkü yani ekstra bir funding onlar için de. Onun dışında tabii ki herkes YLS'ye bursiyeri olmayabilir. Başka türlü bir burslardan faydalanmak isteyen ya da LinkedIn üzerinden, Nature üzerinden bir PhD opportunities bulan arkadaşların işi bir tık daha zor. Sonuçta halihazırda yeni bir burs başvurusu yapıyor gibi düşünün bunu. CV'niz sağlam olmalı. Alanla alakalı tamamen bir şey bilmeniz hiçbir zaman beklenmez. Sonuçta bu bir doktora süreci. Çalışmanızla, projenizle alakalı o 1 ya da 2 yıl içinde ya da süreç boyunca tamamen kendinizi geliştireceksiniz. Her zaman bekleniyor. Ancak temel lisans ve yüksek lisanstaki bilgilerinizin de sağlam olması beklenir. YLS bursiyerler için konuşayım. Bu tamamen dediğim gibi kolay, paranız var, her yerde okursun gibi bir davranış değil. Tabii ki de bir bilgi birikiminizi göstermeniz gerekiyor. Bir mülakat yapılıyor. Şartlar baştan konuşuluyor. Bizim için öyle olmuştu. Hani böyle bir tez yapman gerekiyor. İşte 3 yıl süren var. Bizim işte okulun şartları bunlardır. Senden böyle bir çalışma bekliyoruz. Ve bu baştaki tamamen hocanızla anlaştığınız konular üzerinde hemfikirseniz ben büyük olasılıkla daha rahat bir süreç olduğunu düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursa olunuz olun. Çok sağ olun hocam. Peki şimdi arkadaşlar şu soruyu da çok fazla soruyorlar. Özellikle 2020 bursiyerleri. Çünkü daha yine resmi bursiyerlikleri yayınlanacak. Ve yurt içi danışman ataması süreci. Bu süreci hatırlıyor musunuz? Yurt içi danışmanınızla iletişiminiz Evet. nasıldı? Kabul aldıktan sonra ne gibi işlemler yaptınız? Birazcık da bundan bahsedebilir misiniz? Bu yurt içi danışman danışmanları birazcık şansa bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani atandığınız üniversitenin belirlediği bir akademisyen, hani başka bir hocamız oluyor bu kendisi. Daha önce pek çok yere YLS'ye tecrübesi kazanmış ve Türkiye'ye dönüp görevlerine başlamış hocalar genellikle bu pozisyonlarda bir tık daha
ön planda oluyor. Eğer bu şekilde bir hocaya denk geldiyseniz bu süreç sizin açınızdan biraz daha kolaylaşabiliyor. Çünkü kendisi de bu biz YLS'ye sürecini yaşadığı için daha bilgili olabiliyor. Ancak denk gelmeseniz de birazcık da bakanlığın yani şöyle bir şey var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hani bakanlığımızın ve devletin gücünün biraz farkında olduğum gibi bir şey olmuş olacak ama hani çok nadir duyuyoruz hiç anlaşamayan ya da işte hocasıyla sorunlar yaşayan. Onun dışında genelde bütün hocalar zaten yardımsever, canı gönülden destekliyor. Direkt ulaşım bilgileri size geliyor. Çoğunun telefon numarası da oluyor. Müsaitseniz hani arayabiliyorsunuz, fikir alabiliyorsunuz supervisorlar hakkında. Ben zaten bunu herkese tavsiye ediyorum. Öncelikle yurt dışı danışmanla iletişime geçin. Üniversite içerisinde atandığınız, kazandığınız bölümle alakalı ortak hangi açıklık var? Yani ben gideceğim, burada okuyacağım ama üniversitemizde ne gibi, hangi alana biraz daha yakın uzmanlaşmam daha üniversitemize katkı sağlayabilir? Bence doğru bir yaklaşım olur. Aranızı iyi tutmaya çalışın. Biz yani kendim açımdan hani çok sık yani her gün, her hafta, ayda, her ay gibi görüşüyoruz gibi bir süreç olmasa da kendi danışmanımla aradaki bağlantıyı koparmamaya çalışıyorum. Sonuçta burada eğitim süreniz bittikten sonra döneceksiniz. Büyük ihtimalle ilk karşılaştığınız, konuştuğunuz insanlardan biri yurt içi danışmanınız olacak ve sizi Türkiye'ye hazırlayan bir sürece gireceğinizi düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin eğitim sistemi ve prosedürleri yurt dışında aldığınızdan biraz daha farklı olacaktır. Peki hocam şunu sorayım. Çok teşekkürler bu arada. Bu kabul alma sürecinde doktoraya kabul alırken yurt içi danışmanınız herhangi bir şekilde araştırma öneninize müdahale etmiş mi yoksa direkt kendiniz mi hazırlamıştınız? Ve hazırladıysanız eğer kendiniz bunu olur olmaz şeklinde herhangi bir yorumda veya müdahalede bulunmuş muydu kendisi? Ben kendim hazırlamıştım. Ondan tavsiyeler almıştım. Hangi alanlar, hangi konular üzerinde yahut hangi kişiler hani hoca tavsiyesi de rica etmiştim kendisinden. Daha sonra ben buradaki supervisor'ımla anlaşıp proposal'ımı oluşturduktan sonra kendisinin onayına gönderdim. Ben de bir red ya da bunu değiştir, bununla alakalı bir şey hiç çıkmadı. Bu belki de benden kaynaklıdır. Hani projemi kazandığım alana ve aldığım tavsiyelere yakın yapmaya çalıştım. %100 aynısının olma ihtimali daha düşüktür. Tabii ki de %100 bu alanı kazandım. Örnek veriyorum ben tümör immünolojisi kazandım. Sadece tümör immünolojisine odaklı bir proje olmayabilir. Ancak içinde bir kısmı, birkaç kısmı bununla alakalı olması zaten onayı veriyor. Yani hiç duymadım daha önce supervisor ile anlaşamayan red alan vesaire. Tabii ki de yasalar ve kurallar çerçevesinde dahil çünkü kendisi orada beklenen alana uygun özgün bir çalışmaya bir bakanlık denetçisi gibi de düşünebilirsiniz bunu. Sonuçta işi bilen bir uzmana ihtiyaç duyuluyor. Onun için olabilir ama duymadım böyle sorunlar yaşayan insan. Peki hocam şunu sorayım. Kabuller alındı. Sheffield Üniversitesi vardı elimizde. Diğer üniversiteler vardı. Ve karar verme aşamasındaydınız. Şimdi bir çifttiniz siz. Yanlış hatırlamıyorsam gitmeden önce evliydiniz diye hatırlıyorum ben. Evet. Sheffield Üniversitesi'ne gitmeye karar verdik. Tuğba hocam bunu size de soruyorum aynı zamanda. Bu kararı verirken, üniversiteyi seçerken ne gibi kriterleri göz önünde bulundurmuştunuz? Ekonomik nedenler ön planda demiştiniz öncesinde. Gittiğinizde karşılaştığınız tabloyla gitmeden önce düşündüğünüz şeyler birbirini tutuyor muydu? Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Onu sorayım. Şöyle evet, ekonomik faktörler mutlaka önemli oluyor şehir seçiminde. Çünkü bir Londra ile Sheffield'ı kıyaslayamayız kesinlikle. Gelmeden önce ana hatlarıyla bir fikrimiz şöyle vardı. Kiralar çok uçuk miktarlarda değil. Özellikle market alışverişlerinde uygun seçenekler bulabileceğimize dair. O yüzden biraz rahat gelmiştik açıkçası. Geldiğimizde de hiç farklı bir şey bulduk diyemeyiz aslında. Örneğin kiralardan başlarsak istediğiniz bütçede bulabilirsiniz aslında. Yani daha da şartları değiştirerek kalabileceğiniz yerlerde olabilir, daha iyi de kalabilir. Marketlerle ilgili en net gördüğümüz şey temel ihtiyaçlar anlamında
hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Yani hani gelecek olan burs yerleri bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha, üzerine kendi isteklerinize yönelik lüks diyebileceğimiz şeyler eklenecekse bunlar da tabii ki eklenebilir. Böyle çok sınırda yaşanıyor diyemeyiz kesinlikle. Ama ihtiyaçlar anlamında bir sıkıntı çekilmiyor. Oraya gitmeden önce siz de çalışıyordunuz. Özel sektörde miydi, kamuda mıydı tam hatırlayamıyorum. Kamuda çalışıyorum. Ben Adalet nasıl Bakanlığı'nda oluyor? Çalışıyorum. Adalet Bakanlığı bazında konuşacak olursam muhtemelen aynı ilerleyecektir ama ufak tefek farklılıklar olabilir. Memur kanununda zaten direkt aslında sanki bursiyerleri tanımlayacak şekilde bir madde yer alıyor. Devlet eli tarafından gönderilecek, yurt dışına eğitime gönderilecek eşlerle ilgili ücretsizliğin hakkı tanınıyor. Bu başta sizin amirinizin onayıyla gerçekleşiyor. Ama bu konuda genelde büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Çünkü ücretsizliğin sonuçta devleti zarara sokacak bir durum da olmayacak. Ben çok kolaylıkla almıştım açıkçası. Dilekçe de o kanun maddesine yer verip eşimin durumunu açıklayıp bakanlığıma göndermiştim ve kısa bir süre diyebiliriz yani birkaç hafta içinde de cevap gelmişti. 3 senelik bir ücretsizliğinden bahsediyoruz, doğru mudur? Hatta benimki 5 yıllık. 5 yıllık ücretsizlik. Evet, o aşamada da şu olmuştu çünkü bakanlığın eline dilekçe ulaştıktan sonra bakanlık telefonla bana ulaşıp ne kadarlık bir ücretsizliğin istediğimi söylemişti. Şimdi burada net bir rakam vermek de şu bakımdan çok uygun olmuyor. 3 yıldan daha fazla sürebilir gidişimiz ve o zaman işlemler tekrarlayacağı için. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eşimin en fazla ne kadar orada süre kalabileceğine dair bir dilekçe istedik. Milli Eğitim Bakanlığı da bu aşamada 5 yıl diyor en fazla kalınacak süreyle ilgili. Ve biz bunu direkt Adalet Bakanlığı'na gönderdiğimizde de onlar da 5 yılı verdiler. Şöyle bir soru da geliyor arkadaşlardan genellikle. Şimdi Veli Hocam, bursiyer olarak döneceği kurum, yani burs eğitim aşaması bittikten sonra döneceği kurum belli. Şu soruyu soruyor eş durumunda olanlar. Şimdi eşim, eğer yani bursiyer olan eşim farklı bir şehre giderse benim de oraya atamamı yapacaklar mı? Döndüğümde ücretsizliğinden sonra işsiz kalma ihtimalim var mı? Sırf ücretsizliğine çıktım diye. Bu konu hakkında bir fikriniz veya bir duyumunuz var mı acaba? Şöyle, bunda memurun çakılı kadro olması ya da asil memur olması ile ilgili bir değişiklik var. Aslında bunu en baştan şunu da söylemem lazım. Bu izni alabilmeniz için asil memuruyla geçmeniz gerekiyor. Geçtikten sonra da eğer çakılı kadro gibi bir teferruat yoksa bununla ilgili bir sorun yok. Eş durumu genelde veriliyor. Sadece süre biraz evet tabii ki uzayabilir. Bununla ilgili çünkü deneyimleyen arkadaşlarım vardı. Ama bu en fazla bir yıl olacaktır tahmini. Onun yanında bir noktada mutlaka gideceğimi düşünüyorum. En azından temennim o yönde. Bir de yeri gelmişken şöyle bir soru gelmiş. Bu arada arkadaşlar, sorularınızı her zaman yöneltebilirsiniz. Ben gördüğüm gibi burada aktaracağım. Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Sheffield yerine keşke Londra'daki orta düzey bir üniversiteye gitseydim dediğiniz oldu mu hiç diye sormuş. Veli Hocam size. Yok, hayır ya, bunu hiçbir zaman demedim. Yani Sheffield'ın dışında gidebileceğim tek kurum olsaydı diye herhalde Nature Science Publish eden 100 kişilik bir laboratuvara gitmek gibi böyle ütopik hayallerim olurdu. Onun dışında ben şehirden de memnunum. Danışmanımdan da çok memnunum. Kendisi alanında çok iyi yayınlar çıkarabilen bir hoca olduğu için. Networking olarak da aslında şöyle bir hem ikili madalyon iki yüzü var. Bir yılımı, doktoranın ikinci senemi, çoğunlukla kongrelere katılacağım, bildiri göndereceğim bir yılımın süresinde maalesef korona dünyayı da kasıp kavurdu ve networking ihtimalleri biraz azaldı. Her ne kadar online networking yapmaya çalışsak da zaten kendi alanınızla alakalı hocanız da destekleyecektir. Pek çok ulusal yani İngiltere içi ya da uluslararası kongrelere katılım göstereceğiniz için asıl güzel networkingler orada gerçekleşiyor. Kendi bölümünüzün içinde genelde daha grubunuzda odaklı kalıyorsunuz. Ve ben de bu sebeple dolayı hani grubumdan memnun olduğum için işte Londra'da olsaydım gibi bir şey düşünmedim hiç.
Şöyle bir soru geldi hocam şimdi. Karı koca ve iki küçük çocuklu bir bursiyer yalnızca bursla yaşayabilir mi? Sheffield dahil özelinde soralım bunu. Yani bununla ilgili biraz düşünebiliriz açıkçası. Evet. Çünkü biz çocuk giderleriyle ilgili çok bir fikrimiz yok açıkçası. Ama ana hatlarıyla arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz birkaç şey var tabii ki. Eğer bu çocuklar kreşe gideceklerse bununla ilgili evet masraflar biraz artıyor. Bunu bildiğimizi söyleyebiliriz. Yani neredeyse bir burs fiyatındaki kreşleri duymuştuk çünkü. Mutlaka bir seçenek bulunacaktır. Hani hiçbir şey olmadığını düşünmüyorum ama evet bir takım zorluklar yaşanabilir diye düşünüyorum ben. Ben de hani katkıda bulunmam gerekirse yani o az önce bahsettiğimiz lüks harcamalar kısmı bayağı kısılabilir. Çünkü çocukların yaşa bağlı olarak durumları da var. Hani okul çağındaysa buradaki okulların ücret durumlarını çok bilmiyoruz. Devlet destekli tabii ki de okul ve bazı kreşler vardır bu konuda destekleyecek. Ancak şunu unutmayın, dependent eşlerin çalışma izni var burada. Geldiğiniz zaman o süre, evet, onları da değerlendirebilirsiniz. Ben sadece şey de değil, eşler de değil. Yani benim de çalışma iznim var. Ben üniversitede çalışıyorum. Bu accommodation ekibinin bir parçası olarak part zamanlı bir çalışım da yani gerçekleştiriyorum. Bir ek gelir kaynağı oluyor. Onun için sadece tek bir bursa bağlı kalmak zorunda olmayabilirsiniz. Ancak tabii evet, inceleyip sık dokunulacak bir süreç. Ben bir de şunu eklemek isterim biraz önce soruyu yönelten arkadaşımıza. Özellikle çocuğunuz varsa yaşı çok önemli. Çünkü eğitimine devam etmesi gerekecek. Ve bunun belirli bir limitleri var. Bu limitlerle beraber ücretsiz eğitime katılabilme imkanı oluyor çocuğunuzun. Bu konu hakkında kesinlikle bize ulaşın. Danışmanlarla kesinlikle benimle, Oğuzhan Bey'le, Mine Hanım'la, Ece Hanım'la görüşmeniz gerekiyor. Çünkü çocuğunuzun yaşı da burada çok önemli bir kriter olacak. Orada ücretsiz eğitim olanağından yararlanabilmek için ve bütçe planlaması yapabilmek için. Öyle ekleyeyim ben de. Şöyle bir soru geldi. Bursiyerlerin çalışma izni var mı? Sorusu. Vize dahilinde part-time çalışma izni vize üzerinden var. Ben gerisini size bırakayım açıklama kısmında. Haftalık resmi olarak benim 20 saat eşiminde 40 saat çalışma iznimiz var. İngiltere hükümetinin bize sağladığı. Bu tamamen sizin ve danışmanınızın arasında geçecek bir diyalog. Hiçbir danışman size hayır çalışamazsın diye diretmez. Çünkü yasal olarak buna hakkı yok aslında. Ancak hani bir klasik şey vardır, arayı bulmak gibisinden. Özellikle son senenize de geldiğiniz zaman çalışmanıza pek sıcak bakmayabilirler. Sonuçta asıl düşünmeniz gereken doktora teziniz. Eğer siz kendinizin doktora çalışmalarına sorunsuz yürütebildiğini ve bunun üstünde çalışma ekstra yani çalışarak katkı kazanabileceğiz düşünüyorsanız yani hiçbir sorun yok. Özellikle bizde bu olmadığı için ben bunu kullanamıyorum ama mühendislik yani Sheffield Üniversitesi mühendislik bölümünde var. Derslere asistanlık yapma, işte sınavlara gözetmen olarak girme ya da sınav ya da okuma gibi ek gelir sağlayacak kaynakları da var açıkçası yani. İlla ayrı bir yani üniversite dışında çalışmanıza da gerek olmayabilir. Bu soruyu birazcık da şu yüzden sordu sanırsam soran arkadaşımız. Hani şöyle bir durum var. YLS bursiyerlerinin yurt dışında çalışması yasak tarzında bir ibareden bahsediyorlar. Onu şöyle bir açıklık getirelim. Hani ayrı bir özel sektörde full time bütün eğitim hayatını bırakıp tamamen işe odaklanma kısmını istemiyor Milli Eğitim Bakanlığı ve Meblağ. Ama okulda, accommodation office'te veya ders vererek veya gözetmenlik yaparak bunda herhangi bir ek gelir elde etmekte sorun olduğunu düşünmüyorum. Siz daha iyi bilirsiniz tabii bu hususu. Biz de başvurmadan önce bakanlıkla iletişime geçip müşavir ve bakanlıkla bunu teyit etmiştik. Hiçbir sorun olmadığını söylediler. Şimdi şöyle bir soru gelmiş hocam. Aylık harcamanız ortalama ne kadar oluyor? Burs iki kişi için ucu ucuna mı yetiyor? Yoksa rahatça para sorunu olmadan ihtiyaçlarınızı yerine getirebiliyor musunuz? Birazcık daha rakamsal istiyorlar anladığım kadarıyla bu cevabı. Bu aydan aya geri değişkenlik gösterebilen bir şey. Yani o ay kendimizi çok şımarttık. İşte ucu ucuna yetti diyelim. Ancak yani burslar İngiltere için 1295 pound civarında. Biz de okulun konaklamasında kalıyoruz. Bizim de aylık konaklama ücretimiz her şey dahil yani elektriği vesairesi 750 pound'a denk geliyor. Bu yüksek bir meblağ gibi görünebilir ama market alışverişinde haftalık ne kadara denk gelir dersin? 50 pound civarı. Civarı evet.
Yani burada çok kişisel Evet. yönelimler, zevkler işin içine giriyor aslında. O yüzden böyle rakamlar biraz havada kalıyor olabilir. Yani bizim için örneğin gezmek ön planda olduğu için diğer şeyleri daha kısıtlı tutabiliriz. Ama başka biri için başka bir öncelik vardır ama mesela evet dediğimiz gibi yani kirayı daha da az Ya biraz tutabilirsiniz. şehrin dışından konaklama imkanı sağlayabilirsiniz ya da daha küçük yerden Ama sağlayabilirsiniz şeyi gibi. çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Sizi sıkıntıya sokacak olan en temel şey ne olabilir? Market alışverişi olabilir, değil mi? Bununla ilgili bir sorun yaşayacağınızı hiç sanmıyorum. Et ve süt ürünleri son derece ucuz bulabilirsiniz. Markette taze ürünler son derece rahat bulabilirsiniz. Mesela şey örneği rahatlıkla verebiliriz. Temizlik ürünleri. Bir pound'a en az bir aylık deterjan alabilirsiniz mesela, çamaşır deterjanı. Hani böyle net bir örnek verebilirim. Onun için yani biraz kişiye de bağlı olsa kalabiliyor yani. Peki hocam şunu sorayım. Şimdi PhD eğitimine başladığınız zaman Türkiye'den de biliyorsunuzdur. Çünkü akademide devam ediyordunuz siz yanlış hatırlamıyorsam öncesinde yüksek lisans sonrasında. Türkiye ile kıyasladığınız zaman İngiltere'de PhD eğitiminin içeriği nasıl? Farkları neler? Ve avantajları veya dezavantajları neler? Nasıl cevap veriyorsunuz? Ya bunun için ayrıca saatlerce konuşabiliriz. Ya Bu özetle bahsedilebilecek kadar olmasa da bir en azından deneyim derim. Öncelikle İngiltere'de daha 3 sene olduğu için biraz daha sıkıştırılmış gibi düşünün. 3 sene içerisinde ekstra bir Türkiye'deki gibi işte ders aşamasının olmadığı ya da varsa da akademik writing ile alakalı çalışmaların ya da etik ve benzeri çalışmaların daha ön planda tutulduğu işte kısa dersler yani ek derslerin dışında tamamen size bırakılan bir süreç. Siz ve supervisor'ınıza bırakılan bir süreç. Ama Türkiye'de doktora süreci daha ailesel diyeyim. Buradakini biraz resmi yette yani bir ast üst bir supervisor bir öğrenci ilişkisi gibi tanımlarsanız Türkiye'deki birazcık daha labı yürütme, işte labın sorumluluklarına da yüklenme, gerekirse işte derslere de girme, sınavlara okuma. Yani iş yükü biraz daha Türkiye'de bence fazla. Tabii ki de Türkiye'de doktora yapan arkadaşlarımdan duyduğum tecrübelerimi aktarıyorum ya da ben yüksek lisans eğitimini tamamlarken gözlemlediğim tecrübelerimi aktarıyorum. Herkes için bu böyle olmayabilir. Ancak burada geldiğiniz zaman kesinlikle bir doktora öğrencisisiniz. Sizden eğer supervisor'ınızla önceden anlaşmadıysanız yani labın sarfiyat işleriyle uğraşmanız beklenmez. Ya da işte derse girmek istemiyorsanız, özellikle bu alanda tecrübe kazanmak istemiyorsanız derse girmeye zorlanmazsınız. Tamamen siz ve projeniz vardır. O açıdan bir tık daha kolaya gelebiliyor. Süre açısından da 3 sene insanı biraz gerebiliyor. Ancak düzenli planlama ve çalışmayla bunu da bence sağlayabilirsiniz. Şimdi hocam evli çift olarak orada eğitim gördüğünüz için şimdi sorular genelde bu yönde çok fazla geliyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, soruların hepsini yönelteceğim tek tek. Lakin biraz fazla olduğu için teker teker sormam gerekecek. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Kaldığınız yerin okula ait olduğunu söylediniz. Memnun musunuz? Mutfak kaldığınız yerde mi? 1+1 gibi bir alan mı yoksa stüdyo tipi bir yerde mi kalıyorsunuz diye bir soru olmuş. Evet, Biz şöyle son bir derece ekleme yapabilir memnunuz miyim? aslında. Şu, çok özür dileyerek böldüm. Şunu da ekleyebilir miyiz? Konaklama seçimi konusunda ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz? Bir de bundan da bahsedebilir misiniz sorunun üstüne? En başta aslında son derece memnunuz. Onunla başlayabiliriz. Biz 1+1 bir evde kalıyoruz ve her şeyin içinde olduğu mutfak, çamaşır makinesi gibi her şeyin içinde olduğu bir evdeyiz. Ve buna küçük ev aletleri de dahil. Bizi en rahatlatan şeylerden biri buydu ve okulu seçmemizin faktörlerinden biri de buydu. Yani bu tür bir eve girdiğiniz zaman çok ufak tefek de olsa maliyet tutabilecek şeylerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Süpürge gibi, kettle gibi, tost makinesi gibi ıvır zıvırlar. Ama bunlar da bakıldığında aslında bir maliyet oluşturuyor. Bu açılardan son derece memnunuz. Özellikle su, yani tüm faturalar aslında su, elektrik ve internet gibi tüm faturalar dahil olduğu için bir sınırlama hissetmeden bu konuda çok rahatlıkla yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda
Böyle bir okulun evinde kalmamızın bir aşaması da sosyal ilişkiler oluyor aslında. Eğer bu konuda ilgili ve girişkenseniz çok fazla olanak sunuyor size. Özellikle partnerler açısından. Çünkü uluslararası öğrenci çok fazla ve onların eşleri de çok fazla. Üniversite bu konuda son derece başarılı. Onları yok saymıyor ve hatta çocuklarını saymıyor. Kulüpler oluşturuyor, dil eğitimi veriyor ücretsiz bir şekilde. Bunlar da tabii bir kısmında okulda kalmanıza gerek yok. Sadece öğrencisi olduğunuzda da katılabilirsiniz ama özellikle accommodation'ın bazı etkinlikleri de oluyor. Bu konuda partnerlere çok iyi bir destek verdiğini söyleyebiliriz. Bu da sosyal bir işlevi. Maddi açıdan son derece iyi. Ya maddi açıdan iyi. Şimdi okulun, yani Sheffield için konuşmam gerekirse, birkaç farklı yerde konaklaması var. Birkaç farklı şekilde de var. Eşliler için bir lojman diye gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada sadece üniversite öğrencileri de değil, aynı zamanda personellere de, eşlere uygun ayrı akomodasyonlardan faydalanabiliyor. Şehrin tam merkezinde ve birazcık şehrin dışına, böyle daha yeşilliğin olduğu bir kısma doğru bir öğrenci yaşam alanı, bir öğrenci yaşam köyü gibi bir yapılanma var. Eşimin de bahsettiği gibi üniversitenin etkinlikleri vesaire dışında ben bir de şu özelliğini seviyorum. Hani en başısı da bizim başımıza gelen bir şey olan bir buzdolabı arızalanması yaşamıştık geçen sene. Sadece ses geliyor, soğutuyor mu soğutmuyor mu gibi böyle dertlere düşüyorduk. Şimdi her zaman şöyle bir şey var. Aslında sizin amacınız eğitiminiz olmalı ve başka bir şey dert etmemelisiniz mottosu içinde. Üniversiteyi aradık, 2 gün sonra direkt yeni buzdolabı getirdiler. Yani bırakın alıp götürüp tamir edelim, birkaç gün dolabı yok yok, yani bayağı yeni buzdolabını getirdi, kutusunu açtı ve buyurun kullanın dedi. Üniversite bu açıdan çok iyi. Ücretler konusunda ben çok fahiş fark olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki de 400-500-550 pound civarına evler bulabilirsiniz. Şehir merkezinde ya da biraz dışında evler bulabilirsiniz. Ama o sırada işte 50 pound ya da 100 pound her biri için ayrı faturalarınız olacak. Bunlar için kesinlikle hani öğrenci temsilcisiyle dekas iletişime geçin. Burada diğer özel konaklamada kalan arkadaşlar da var. Onlarla belki size bağlantı kurup gerçek faturaları öğrenebilme imkanınız olabilir. Yani bunun gibi dertlerle uğraşmamak bayağı bir lüks ve konfor sağlıyor. Sonuçta otomatik ödemeye veriyorsunuz ve hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ben bir şey de eklemek istedim. Bir de sorunun diğer kısmı aslında başka bir seçeneklere bakarken nelere dikkat edilmesi gerektiği. İngiltere evleriyle ilgili bazı bizim alışık olmadığımız şeyler var aslında. O yüzden bunlara dikkat edebilir bakan arkadaşlar. Örneğin halı kaplama olması. Bundan çok rahatsızlık duyabilecek çok fazla insan var. Çünkü bu olabilir. Çünkü banyoda bile halı kaplanan evler var. Bunlar dikkat edilebilir. Eğer böyle bir yurt ev gibi bir yere bakıyorsanız çamaşır makinesinin dahil olup olmadığı çok şey değiştiriyor. Ciddi bir konfor diyebiliriz dışarıda olması dışında. Bunlar da dikkat edilmesi gereken şeylerden biri olabilir. Ayrıca Sheffield için şunu da ekleyeyim. Sheffield'ın kendi içerisinde Smart Move diye bir accommodation ofisi var. Bu illa kendi Sheffield'ın yurdunda kalmanız gerektirmeyen, tamamen dışarıdan, Sheffield dışından, yani İngiltere içinden de olabilir, gelen öğrencilerin çevreden işte private accommodation olsun, ister üniversite accommodation olsun, ev bulma yönelik bir emlak organizasyonu. Gelmeden hani onlarla iletişime geçerseniz onlar size hangi evlerin olduğunu, işte fotoğraflarını gönderebiliyorlar. Onun dışında tabii ki de bir de yani global işte Rightmove gibi web siteleri de var. Bunların üzerinden de araştırabiliyorsunuz. Bu nasıl Türkiye'de bir ev tutmak gibi ise özel akomodasyon tamamen Türkiye'deki gibi. Yani ev sahibinizin, emlakçınızın ve benzeri durumlarının yani biraz da şansa bağlı kalmış oluyor. Gerçekten hocam çok teşekkür ederiz. Bilgiler çok değerli ve çok ayrıntılı bilgilerdi. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi sorulardan devam etmek istiyorum. Şöyle bir soru geldi, güzel de bir soru. Resmi süre doktora için 3 yıl ama genelde 4 yılda herkes bitiriyor diye bir algı var. Sizin etrafınızdaki bursiyerlerde 3 yılda bitiren var mı yoksa çoğu 4 yılda mı bitiriyor diye bir soru geldi.
3 yılda bitirenler var, duyuyoruz. İmkansız diye bir şey değil. 4 yıl genelde daha yaygın olanı ya da 3,5 yıl. Bu da tabii ki daha hesaplayamadığınız süreçler sebebinde oluyor. Yani ben 3 yılda bitirmeyi hedefledim. 1 yıllık korona çıktı. Minimum 6 ay uzatma rica edeceğiz yani, mecburuz. Çünkü lablara iletişimimiz gibi. Bu yani... Bilim yaptığımızı unutmamamız gerekiyor. İnsanlarla çalışan, sosyal bilimlerde olan arkadaşlar bazen yeterli sayıda ne derler katılımcı, hani katılımcı ya da vaka sayısına ulaşamayabiliyor. Bu sebeplerle doktora süreçleri uzayabiliyor. Deneyleriniz planladığınız gibi gerçekleşmiyor ya da sonuçlar vermiyor. Bunun üzerine biraz daha devam edebiliyorsunuz. Ama benim şahsi tavsiyem şu olabilir. Ya nasıl olsa 4 yılımız var diye rahatlamak yerine en azından 3 yılda bitirmeliyim korkusu yaşamamaya yönelik bir davranış göstermek daha iyi olur. Evet. Sonuçta unutmayın, hani 3. yılınızın sonuna doğru hala doktora tezinizin bitmeyeceğini düşünüyorsanız hem üniversiteye hem de bakanlığa gerekçelerini kanıtlarla beraber sunup bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. Evet. Ben uzatma alı istiyorum kafama göre diye bir uzatma alamıyorsunuz yani. Evet. Çok teşekkürler hocam. Şöyle bir soru geldi. Bu İngiltere'nin içinden geldi bu soru aslına bakarsanız. Bristol'da yine aynı şekilde dependent olan Sena hocam var. O yöneltmiş. Demiş ki okul yurdunda kaldığınızda bursiyer olmayan eşiniz council tax vergisi veriyor mu? Böyle bir soru geldi. Yok, bu çok detaylı bilmesem de bildiğim kadarıyla eyaletten eyalete, bölgeden bölgeye değişen bir şey diyebiliyorum. Yani biz Yorkshire ve And Humber diye geçen bölgede kalıyoruz. Sheffield içinde Tier 4 Dependent eşleri eğer çalışmıyorsa, bunun altını çiziyorum, çalışıyorsa vergi vermek zorundasınız. Eğer çalışmıyorsa bunu okula bildirdiğiniz, belediyeye bildirdiğiniz zaman bir council tax verilmiyor. Ancak duydum, hani bazı şehirlerde bunun alındığını duydum. Tabii bunlar hangi şehirler için geçerlidir bilmiyorum. Yine dediğim gibi belki size danışırlarsa siz daha yardımcı olabilirsiniz. Şöyle bir sorulmuş hocam. Şimdi okulun konaklama alanları standart mı yoksa çeşitli imkanlar var mıydı couples accommodation olarak size sunulan? Çok değişken. Çünkü Sheffield'ın bir standart bloğu var. Yani kendilerinin sonradan yaptığı ev blokları var. Bir de bu bölgede bulunan, daha sonra işte kalan insanlardan satın alınmış ya da kiralanmış evlerin renovasyonuyla aslında büyük işte 2 katlı işte 6-7 odalı evleri 1+1'lere ya da 2+1'lere dönüştürüp öğrencilere kiraya sağlıyorlar. Eğer ikinci dediğim şekilde ise bir standartize yok. Yani odalar biraz küçük olabilir kimine göre, biraz büyük olabilir. Ancak yani kesinlikle şu var. Fotoğraflardan anlaması biraz da zor olsa da geldiğiniz zaman da gerekçelerinizle, ya biz buradan memnun değiliz dediğinizde, korona dönemi geçtikten sonra şu aşamada ev değiştirmeler biraz zor oluyor. Ama mümkün değil'e yakın. Gerekçenizi belirttiğiniz zaman mümkün olan boş evleri bizzat gidip size gösteriyorlar. Hangisinden daha memnunsanız oraya aktarımınızı sağlayabiliyorsunuz. Çok özür dilerim. Buyurun lütfen. Lütfen buyurun. Bakarken gördüğümüz farklılıkları eklemek istemiştim de. Örneğin 3 ev gezmiştik. Birinde çamaşır makinesi ortak alandı ve ücret vererek ona aynıca ulaşımı sağlamaları gerekiyordu. Evin içinde değildi. Ama o ev müstakil ve sadece o ailenin kullanacağı bir evdi. Öncelik olarak tercih edilebilir tabii ki. Yani imkanlar anlamında da son derece değişken. Bir apartman mantığını istemiyoruz, bizim komşularımız olmasın diyorsun diyen birileri varsa da tabii ki öyle imkanlar da var. Yani tamamen 2 katlı evin bir öğrenciye ait olduğu yerler var ama onun da bir dezavantajı, evet, çamaşır makinesi mesela. Çeşitler mümkün ama tabii olanları sunuyorlar. Anladım. Evet, boş olanları size sunuyorlar. Şöyle bir ya sorunun devamı da şu şekildeydi, onu da ben cevaplayayım. Kontenjan başvuran tüm öğrencilere yetiyor mu diye sorulmuş. Bu yani gerçekten erken başvuru gerektiren bir şey. Çünkü çift olarak bir accommodation'a başvurduğunuz zaman sayı gerçekten az. Tekli öğrenci accommodation sayısına göre. O yüzden ne kadar önceden belirlerseniz gideceğiniz okulu o kadar önceden başvurabiliyorsunuz konaklamayı. Ki Veli Hocam da yanlış hatırlamıyorsam Mart ya da Nisan ayında başlamıştı eğitimine
diye hatırlıyorum. Yoksa evet, Şubat. Mart'ta başladım. Mart başında başladım. Ara dönem olduğu için öncesinde zamanımız vardı. Yani aslına bakarsanız bunun öncesinde bir 4-5 aylık bizim bir buraya yönelik işte belge hazırlıkları, konaklama hazırlıkları yapabileceğimiz zaman dilimi olmuştu. O yüzden hani şanslı kesimden bir tanesi aslında öyle hocam ya, işte öyle söyleyeyim. Bu arada sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen süreçte ben tekrardan yönelteceğim Veli Hocam ve eşi Tuba Hocam'a. Ben bizim sorularımızdan tekrardan devam edeyim. Hocam şu noktaya gelmek istiyorum. Hayat. Hatırlıyor musunuz dil çalışmalarınızı? Ne gibi şeyler yaşadınız? Şu an Tuba Hocam güldüğü için ona da soracağım birazdan. Çünkü kendisi de şu anda aslına bakarsanız yüksek lisans başvurusu var. Sheffield'da başka bir üniversiteye. Ve buraya yönelik dil çalışmaları da var. Hem size soracağım hocam hem de size. Bir Bursiyel olarak neler yaşadınız ve bir self-founded öğrenci, bir dependent öğrenci olarak ne gibi şeyler yaşıyorsunuz şu an diye. Hanginiz başlamak istersiniz hocam? Ben bir dönem Ege Üniversitesi'nde açılan kursa katılmıştım. Galiba o da 2 ya da 3 dönem olduktan sonra kapatıldı. Ve o kursu ile aldım IELTS dil puanımı. Daha öncesinde ya da sonrasında başka bir çalışma yapmamıştım. Bu biraz kişiye bağlı olarak, biraz şansa da bağlı olduğunu düşünüyorum şahsen. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Akademik İngilizce ile IELTS tamamen farklı şeyler ve hiç birbiriyle alakası olmadığını düşünüyorum. IELTS artık hangi ne haklı hizmet olduğunu bilmeyerek de bir standarda oturtulmuş, bir belli bir kalıpları olan ve yapmanız gerekeni artık yani insanların yıllardır bu sınava girdiği için bir formülizasyonu olan bir sınav. Hani bunlara dikkat ederek başarabileceğini düşünüyorum herkesin. Ve pek çok arkadaşımdan da devletin sağladığı kursların yeterli olduğu geri dönüşünü alıyorum ki zaten en kötü ihtimalle pre-sessional kabul alacak puan aldığınız zaman da buradaki üniversitelerinizde sizi bölüme hazırlayacak dil kurslarına devam gösterebilirsiniz yani. Senin içinden nasıldı? Benim sürecimle ilgili de şöyle, tabii ki burada yaşamam iyi bir avantajdı benim için. Pratik anlamda geliştirebilmek adına. Aynı zamanda okulun da İngilizce ücretsiz kursları, o daha önce bahsettiğimiz gibi durumlar vardı. Bu da son derece katkı verici. Ben burada bir master kabulü aldım ve şimdi dil puanını verip sonraki dönem başlamayı planlıyorum. Buna ek şunu söyleyebilirim. YLS için geçerli mi emin değilim. Ama bursiyer olmayan kişiler için şu an değerlendirdiğim diğer bir seçenek de IELTS'in yanında Duolingo puanı. Bununla ilgili siz daha iyi bilirsiniz mutlaka. Okulla bir sanırım sorulması gerekiyor, kabul ediliyor mu edilmiyor mu, ama çok fazla okulda şu sıra kabul eder durumda. Belki pandeminin de etkisi var mı bunun da pek emin değilim ama ben onu da değerlendiriyorum. O da iyi bir seçenek olabilir. Bursiyer dışı arkadaşlar bir bakabilirler. Şöyle bir ekleme yapayım ben de. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi Duolingo olayında herkese hitap edeyim bu konuda o soru cevabı için. Eğitimin online olup offline yani yüz yüze olması çok fark yaratıyor. Çünkü eğer yüz yüze bir eğitimde Türkiye'den bir öğrenci vize alıp İngiltere'ye gidecekse kesinlikle UKVI bir sınava girmesi lazım. Bu da iki tane seçenekle oluşuyor. UKVI IELTS veya UKVI PTE akademik sınavlarından iki sınavdan biri olur. Ama tabii ki de pandemi sürecinde geçtiğimiz sene ve bu sene online yani internet üzerinden prestasyon eğitimi verildiği için çeşitli sınavlar farklı okullar bazında kabul ediliyordu. Tabii ki de sizin durumunuzda şöyle bir şey de var. Vizeye ihtiyacınız olmadığı için prestasyon eğitimine bile Duolingo ile gidebiliyor durumdasınız şu anda. Öyle bir avantajı vardı. Bu arada çok teşekkür ederim yanıtlarınız için. Ben tekrardan Veli Hocam'a şöyle bir şey sormak istiyorum. Hatırlayamadığım için soruyorum. Bizim dil eğitimlerimizden yararlanmış mıydınız peki o zaman? Ben yararlanmıştım. Eşim yararlanmıştı. Size sorayım o zaman. Ne gibi faydasını gördünüz veya tavsiyeleriniz ne oldu bu konuda? İlerleme bazında bana kesinlikle çok şey katmıştı. Çünkü eğitim hayatımız boyunca evet dil eğitimleri yan alanlardan alıyoruz ama IELTS'e yönelik bu kadar net bir eğitim hele de online olarak almak benim için çok konforluydu ve kesinlikle çok fazla faydasını da görmüştüm. Çünkü interaktif de aynı zamanda ilerleyen bir eğitim. Özellikle ben alırken sanırım şu anda da benzer şekilde ilerletiliyordur diye düşünüyorum. O yüzden bana son derece faydalı olmuştu. Kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek.
Şöyle bir ekleme yapayım. YLS Bursiyeri arkadaşlarımıza tekrardan her sene olduğu gibi bu sene de ücretsiz destek veriyoruz bu konuda. Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz ne zaman isterseniz. 2020 Bursiyerleri için de çok yakın zamanda zaten, hatta 18 itibariyle yeni dönem başladı. 25 itibariyle de tekrardan dersler rayına oturacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi hocam, sorulardan bir tanesi şu. Okulumuzdan memnun muyuz? Çok Türk var mı? Hatta bu soru güzel bir soru çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda aldığı bir önlem var. Türk olma durumundan dolayı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya biz çok Türk olmasından memnunuz. Yani şimdi şöyle bir şey. Ben bu bizim kendi gözlemlerimizle karşılaştığımız bir şey. İngiltere'deki insan ilişkileriyle Türkiye'deki insan ilişkileri çok farklı. Yani ben master'a başladığım zaman daha belki ilk gün, ikinci gün diğer master yapan arkadaşlarla bir tanışma babında oturup kahve içmeye gidersiniz, bir öğlen yemeğine gidersiniz. Daha sıcak da ilişkiler var. Ama galiba bir 5-6 ay geçmesi gerekti ben buradaki diğer doktora ya da postdoc arkadaşlarımla bir öğlen yemeği yiyebilmem için. Arada biraz mesafeli bir durum var. İnsanız yani, sosyal canlılarız. Bu durumda özellikle hani Sheffield'a gelmeyi düşünen arkadaşlara da tavsiye ederim. Turkish Society'miz var. Pek çok Türk arkadaşımız lisans ve lisansüstü geldiklerinde oraya katılabilir. Akıldaki sorularını, hatta bazı arkadaşlarımız gelmeden önce Facebook grubu üzerinden ulaşıyor. Aklındaki sorularını diğer arkadaşlarımıza sorabilirler. Ve burada bir küçük çaplı bir komünite, bir aile ortamımız var. Özel günlerde bir araya gelmeye çalışıyoruz gibi. Evet, çok Türk var ve bununla ilgili şu anki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşımını hatırlamıyorum. Ama bir ara ben de onu duyurular bölümünde görmüştüm. Kabuller alınmayacak gibisinden. Ama bu galiba master için biraz daha katı. Doktora için konuştuğunuz zaman... Eğer güçlü sebepleriniz varsa, bu hoca sadece Sheffield'da var ve ben bunun dışında başka hiçbir yerde böyle bir hocaya böyle bir eğitim bulamam gibisinden güçlü bir sebepleriniz varsa doktora için yumuşatılabilir eğer hala bu ön şart varsa. Bununla ilgili şeyi de eklemek istiyorum özellikle. Bu demek istediğimiz aslında yabancı, hiç kimseyle olmamak, arkadaş edinmemek gibi değil aslında. Bizim de arkadaşlarımız oldu, oluyor. Fakat mesela bir pandemi süreci girdi ve insanlarla iletişim haline giremediğimiz bir noktaya geldik. Ve göçmenlik bir noktada da duygusal açıdan insanı zorlayan da bir süreç. Bazen büyük oranda yalnızlık gerektiren bir süreç. Ve o noktada bir aynı vatandaşın, Türk'ün bir desteğini almak... O konuda sizi ayağa bile kaldırabiliyor. Yani bu destekleri biz önemsediğimiz için de society'den kopmak istemiyoruz. Şöyle sorulardan bazılarını ben hemen cevaplayabileceğim sorular olduğu için hemen ben cevaplayayım. Size yönelteceklerimi direkt yönelteyim. Şöyle bir soru olmuş. Precision kursların hani yüz yüze olma ihtimali var mı bu sene? Var arkadaşlar. Çünkü aşı gelişti. Pandeminin seyrini takip etmek veya öngörmek mümkün değil. Bugün böyle, yarın çok farklı bir tablo olabiliyor. O yüzden şu an için yüz yüze ihtimal var. Ama tabii ki de online'a da komple dönebilir. Hocam şöyle bir soru gelmiş sizlere. Eşinizin sosyalleşme açısından sıkıntı yaşıyor mu? İş arama süreci vesaire oldu mu? Dil açısından bir problem yaşadı mı diye bir soru gelmiş. Tuğba hocam, size yönlendireyim derseniz. Bununla ilgili çok kişisel değişkenler işin içine girecek kesinlikle. Eğer siz girişkenseniz çok fazla seçenek bulabilirsiniz. O yüzden bireysel olarak konuşacak olursam da benim için de değişken dönemler olmuştu tabii ki. Çünkü eşim bir sosyal ortamın içinde dahil olmasına rağmen sorunlar yaşadığına göre, evet, benim de zaman zaman yaşadığım zamanlar oldu. Ama bu konuda yeterince girişken olduğum zamanlarda da en basiti sadece partner course'a giderek, ücretsiz bir İngilizce kursuna giderek çok fazla kişiyle tanışıp arkadaş olabilmiştim. Seçenekler bulabilirsiniz o yüzden. Bu konuda çok karamsar olmaya da gerek yok ama bazı şeyleri de kabul etmekte fayda var. Yani evet, bu bir çaba gerektirecek, bir belli bir süre gerektirecek ama siz yeterli çabayı gösterdiğiniz zaman kesinlikle sosyalleşebileceğinizi düşünüyorum. İş arama sürecinde ben özellikle iş aramadım. Başka mesleki eğitimlere yönelmeyi düşündüm. Hatta online Türkiye'den aldığım bazı kurslar oldu. Buradan ilgilendiklerim oldu. O yüzden ben bu konuda bir deneyim paylaşamayacağım ama duyduğumuz eş olarak arayan ve iş bulan
yüzden çok fazla arkadaşımız oldu. Eğer böyle bir çabanız olduğu sürece de çok fazla zorlanmadan bulabileceğinizi düşünüyorum. Şeyin kolaylığının olabileceğini hatırlatmak isterim. Hani cinsiyeti maalesef bir kolaylığı tabii ki de var. Hani özellikle erkekseniz Amazon'un gece mesaisi var, House'unda da çalışabilirsiniz. Daha kolay bir iş bulma süreci geçirebiliyorsunuz. Fiziksel ne denir ona, hani yapılardan ya da işte... İçinde çok tabii fazla seçenek var. Aynen. Peki hocam, şöyle bir soru yönelteyim. Biraz önce Turkish Society'den bahsettiniz Şefi Yalı'nda. Bu Turkish Society, yani Türk topluluğu nasıl bir topluluk? Ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz? YLS bursiyerleri de dahil mi bu society'nin içerisine? Evet, dahil. Hani bursiyer ve bursiyer olmayan arkadaşlarımız var. Üniversite çatısı, üniversite toplulukları altında gerçekleşen bir topluluğumuz. Daha bir paylaşma, yardımlaşma ya odaklı gibi. İnsanlar özellikle ilk başlarda Sheffield'la alakalı soruları olabiliyor. Bunlara daha önce tecrübe edilmiş arkadaşlar bunları yanıtlıyor. Özel günlerde toplanıp bir araya gelmeye çalışıyoruz. Şu pandemi döneminde sağ olsun kulübün yönetim kısmında olan arkadaşlar daha aktif olup online etkinlikler düzenlemeye, oyun geceleri yahut işte özel gün ve bayramlarda bir araya gelip online yapmaya çalıştılar bunları. Bir sosyalleşme aracı oluyor bizim için. Özellikle bayramlar kısmında, evet. Yani bunun bir nokta geliyor. Bazen çok hasretini çektiğiniz bir durum olabiliyor. Dini bayramlarda ya da milli bayramlarda. Bunların ikisinde de toplandığınız zaman kendinizi tekrar iyi hissediyorsunuz. O tür duygusal destekler bence insanı ayakta tutmak için çok iyi oluyor. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Yani pandemi öncesi bizim o ilk 2 sene önce geldiğimiz zamanlarda bir galiba Kurban Bayramı'ydı. Hani beraber Sheffield'da öğrenci topla bir arada ortak bir kahvaltı yapıldı. Bu kahvaltıya Sheffield'ın çevresinden işte Doncaster vesaire gibi yerlerden diğer Türk aileler de katılmak istemişti Facebook grubuna göre. Onlar da katıldı. Böyle bir gurbetçi birliği olabiliyor. Süper. Böyle birazcık özlem seziyorum hocam sizi. Türkiye'yi özlediniz mi ikiniz de? Özellikle geliş gidişlerle ilgili şimdi daha da sıkıntılar olduğu için evet, ara ara bu geliyor. Sonra bir ara gidiyor. Buranın konforları da hoşunuza gidiyor ama yani bunu da kabul etmek lazım. Arada bir özlem var. Evet. Hocam çok teşekkür ederim her şey için. Bu arada arkadaşlar sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Ben onları yönlendirebilirim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Okulda Turkish Society'nin dışında farklı aktiviteler var mıydı? Ve bu aktiviteler, yani öğrenci kulüpleri olabilir. Bu kulüplere eşinizle, yani Tuba Hocam, siz de katılabiliyor muydunuz? Ya da hiç katıldınız mı onlardan birine? Biz özellikle accommodation'ın kursları, etkinlik, kurs demesek bile etkinliklerine son derece katıldık. Bunlara evet, ben de katılabiliyorum. Bazılara tek başıma da gidebiliyorum. Sıklıkla eşimle de gidebiliyorum. Özellikle okulun ama bir kursuna bir katılmadım. Bir de kurstan ziyade evet, şey var. Etkinlik var. Şimdi ben de bu alanda çalıştığım için aslında iyi bir soru gelmiş oldu. Öncelikle bir accommodation özel etkinlikler var. Yani bu basit film geceleri olabilir ya da işte bir handcrafting etkinlikleri falan olabilir. Ya da sadece aile odaklı family movie nightları falan da oluyor. Yani aile ve çift akomodasyonuna çocuklarla ilgili çocuklarla çok iyi etkinlikler olabiliyor. Aynen, etkinlikleri okulun konaklamasını yapılabiliyor. Ancak onun dışında bir de Sheffield Üniversitesi'nin bir union'ı var. Ve yanlış bilmiyorsam galiba İngiltere'deki en iyi union ya seçildi ya da top 3'tedir falan yani. Bu union içerisinde kendi sineması ya da işte alışveriş alanı, işte yemek yiyebileceğiniz alanları da var. Ve bunun önemli olduğunu farkına varabiliyorsunuz. Bu sadece topluluklar da bu union'un altında. Buradaki çeşit çeşit işte modern dans toplulukları ya da işte farklı ülkelerin kültürlerini tanımak istiyorsanız onların toplulukları, özellikle her yıl bir defa yapılan kültür etkinliği gibi bir şey oluyor. Sonuçta Sheffield'daki tek yabancılar Türkler değil, birçok var dünyanın yanında. Onların kendi kültürlerini tanıtan etkinlikler de var. Ayrıca Give It A Go gibi bir bölümü var. Burada da gerek Sheffield içinde ya da gerek Sheffield dışında günübirlik ya da belli bir sürelik aktiviteler adı üstünde. Yani bir fırsat tanınabilecek.
Aktivitelere katılabiliyorsunuz. Gezi turları, gezi turları çok iyi oluyor. Özellikle ilk geldiğiniz zaman nasıl gideceğim, nasıl gezeceğim gibi sorular varsa okul bu konuda çok iyi olmuş oluyor. Yani otobüse binip rahatlıkla gidip gezip gelebiliyorsunuz. Ara ara bunlar da değerlendirilebilir. Bizim yapmışlığımız vardı. Şöyle bir husustan hocam pek bir fikriniz var mı? Bir arkadaşımın sorusu. İkinci el elektronik eşya veya mobilya alım satımı bir platform, bu tarz bir şey var mı? Hani anladığım kadarıyla ev dizmek adına bir evli bursiyer olarak, bir evli çift olarak daha doğrusu bilebileceğiniz. Tamam. Buna iyi ki soru gelmiş. Cevaplamamız çok iyi oldu. Bu evet, İngiltere için bu konu çok konforlu bir şey. Türkiye'dekinden çok daha farklı. En ufak şeyden çok büyük şeylere kadar ikinci elde bulabilirsiniz. Biz de ilk evimizi kurarken bazı şeyleri evet edinmiştik. Hatta yani ücretsiz bile son derece iyi durumda olan ürünleri vermek isteyen çok fazla insan vardı. Bu sektör çok geniş çünkü. Giysi anlamında da çok seçenekler olabilir ve ekonominize son derece katkı sağlar. Aynı zamanda eşya anlamında da. O yüzden son derece iyi. Evet, yani ikinci el dönüşüm konusunda ülke olarak bayağı başarılı olduklarını düşünüyorum. Özellikle eşimin de bahsettiği gibi bu ne diyorlar onlara? Charity aslında. Yani evet, derneklere de yardım kuruluşları da var bu konuda. Onlar da değerlendirilebilir. Bazı charity amaçlı kurulan dükkanlarından alışveriş yapabilirsiniz ve bunlar da çok ucuz oluyor. Uygulamalarla ilgili örnek de verebiliriz. Shipok uygulaması var. Bu eşyalarla özellikle çok fazla seçenek bulabilirsiniz. Giysilerle ilgili Vinted, Depop gibi uygulamalar var. Daha bilmediğimiz de çok fazla şey vardır ama en basit bunları verebiliriz. Çok sağ olun. Şöyle bir soru gelmiş. Bu da hani bağlantılı olacaktı. Çünkü soracağım sorulardan bir tanesi de buydu. O yüzden beraber sorayım. Bir arkadaşımız şunu sormuş. Bebekli ailelere hangi ulaşım şeklini önerirsiniz? Araba almak istiyoruz gidersek. Ben şöyle bağlayayım onu. Sheffield'da ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz? Okul ve kaldığınız yer arasında veya bir yere giderken. Sheffield içinde yürüyoruz ya da Uber. Genelde yürümek. Genelde yürümek. Çünkü benim okulumla kaldığım yer 10 dakika, 15 dakika mesafede. Bayağı yakın. Ancliffe'deydim aynen. Tıp fakültesi dişçilik, ebelik bölümünde, hastane Ancliffe'e yakın. Mühendislik daha şehir merkezinde ama dediğim gibi şehir merkezinde de konaklama var. Merkeze de yarım saat sürüyor mudur yürümemiz? Evet. Yani biz genelde yürümeyi tercih ediyoruz. Çocuklu olarak hani tabii ki de 3 sene geldiğinizde araç kiralamak bir opsiyon değil ama buraya sadece master'a gelen arkadaşlarımız hani dönem dönem ihtiyaç dahilinde araç kiraladılar. Araba alan bursiyer arkadaşlarımız var. Araçlar çok pahalı değil ama burada da işte teknik detayına bakmanız gerekiyor. Çünkü yol vergisi, vergileri gibi durumlar, evet, park vergileri, bunlar işin içine giriyor ki bu konuda hani bilgili değilim ama hani internette yazsanız bile öğrenebileceğiniz detaylar. Yine unutmayın hani ehliyetimiz sadece bir sene geçerli burada. İkinci senesinde tekrar ehliyete başvurmanız gerekiyor. Bu da hani nereden baksanız bir 200-300 pound'dan yüksek bir miktar tutuyor. Yani imkansız değil, olabilir. Tamamen size bağlı. Burada şehrin tabii büyüklüğü de bizim çok işimize yaradı. Bu da göz önünde bulundurulabilir. Belki Londra'da böyle bir seçeneğimiz olmazdı ama burada hemen hemen her yere yürüyebiliriz ya da ufak ücretlerle Uber kullanabiliyoruz. Otobüs imkanları çok kötü değil. Bunu da sıklıkla kullandık. Ayrıca şehir dışında da aslında hani her İngiliz'in yaptığı gibi tren. Yani trenler çok yaygın, iyi oturulmuş durumda burada. Pek ülkenin herkes tren kullanıyor. Araba kiralamadan çok fazla gezimizi trenle yapabiliriz. Trenle yaptık. Dönem dönem kampanyaları falan da oluyor. Bunları zaten takip ettiğiniz sürece uygun biletlerde bulabiliyorsunuz. Hocam siz accommodation'da çalıştınız diye size de sormak istiyorum. Şöyle bir soru geldi. Çocuklu aileler içinde yurt var mı? Böyle bir opsiyon sunuluyor. Evet. Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak bunu öneriyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 yaşından küçük olduğu zaman 1+1 öneriyorlar. Ve 2+1 isteseniz de pek sıcak bakmıyorlar. Dediğiniz gibi çünkü akomodasyon kısıtlı ve işte 4-5 yaşından büyük çocuğu olan insanlara daha çok 2+1'lere konaklama imkanı vermeye çalışıyorlar. Ancak evet, böyle bir imkan var. Hocam şöyle bir kısa soruyu da sorayım size. Yeni baştan bir ev kurmak istediğiniz bir çift olarak İngiltere'de Sheffield'da nasıl bir meblağ yanınızda bulunması lazım? Harcama tutarı nasıl bir şey öngörüyorsunuz böyle bir şey için?
Çok Rakam zor bir söylemek çok soru, zor bu evet. konuda çünkü ikinci el piyasası çok işimize yarayacaktır. Yani gerçekten düşündüğünüzden çok çok küçük rakamlara istediğiniz ürünleri ikinci elde bulabilirsiniz. Örneğin mesela tekli koltuk 5 pound'a mı aldık gibi hani böyle örnekler verebilirim yani. O yüzden böyle bir rakam söylemek çok Ya zor. aşağı yukarı şunu en azından önerebilirim belki de. eBay'e girin. eBay işte eBay.co.uk'ye girin. Ve kafanızda aşağı yukarı ne almak istediğinize bakın. İşte koltuk almak istiyorsanız koltuk araştırın. Bazen işte açık arttırmalı fiyatlarını, bazen ikinci el kullanılmış direkt alım fiyatları oluyor. Eğer eBay'de de bir charity bölümü var. Orayı da araştırırsanız bu bahsettiğimiz charity'ler şu aşamada korona olduğu için online satışlar yapıyor. Buraları değerlendirebilirsiniz. Bir de işte ne tür kampanyalar olabilir aşağı yukarı İngiltere'de hani ucuz. Ya bunun alt limiti neymiş sorusu varsa kafanızda da Hot UK Deals diye bir site var. Burada genelde bizim donanım haber tarzı bir forum sitesi gibi insanlar kampanyalı ürünleri paylaşıyorlar. Kendiniz hani girdiğiniz zaman bu fiyat burada kampanyalı kabul ediliyormuşu en azından çıkarabilirsiniz. Bir üst sınır belirlemek isterseniz de IKEA ve Wilko'da çok Evet. yardımcı olabilir. IKEA özellikle bazı ürünlerinde piyasadan çok daha uyguna şeyler de var. Eğer en fazla ne kadar olur gibi bir hesaplama yapmak isterseniz oradan hem Türkiye'den de rahatlıkla bakmış olursunuz. Hatta işte bazı şeyleri de daha uygun fiyatlarla bile bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederim hocam detaylı cevaplarınız için gerçekten. Arkadaşlar bu arada sorularınızı ekstra bu konuyla alakalı bizlere yöneltebilirsiniz. Biz hani Veli hocama ve Tuğba hocama sorduktan sonra iletişim mail adreslerini sizinle paylaşabiliriz. Detaylı sorularımızı da direkt yöneltebiliriz onlara. Hani uygun olduklarında cevaplayabilirler diye tahmin ediyorum. Siz de izin verirseniz tabii ki de hocam bulursa. Tabii. Şimdi son Ben bir de olarak şunu bir eklemek sorumlu istiyorum sorusu. Sübitay. Buyurun. Bir tane soru gördüm ya o hani akomodasyonla alakalı da hani gördüm kafama Tabii takıldı lütfen. kusura bakmayın. Biri Estağfurullah. banyonun ya da mutfağın ayrı olup olmadığını sormuştu. Bu da tamamen üniversitemiz yani kendi üniversitemiz için bahsedeyim. Ödediğiniz kiraya bağlı olarak değişebiliyor. Banyosu da paylaşımlı olan bazı yurtlar var üniversite içinde. Bunun fiyatları daha düşük seviyede. Ancak banyosu size ait mutfağa ortak paylaşımlı olan yerler de var ve bu arada bu bahsettiklerim aileler için değil. Yani sadece tek bireysel öğrenci arkadaşlarımız için. Ayrıca hani ben mutfağımı da paylaşmak istemiyorum diyorsanız 1 artı 0 stüdyo opsiyonları da öğrenciler için mevcut Sheffield Üniversitesi içinde. Ancak ailelerde bugüne kadar paylaşımlı bir yer duymadım. Bütün aile konaklamaları 1 artı 1'den başlıyor ya da stüdyo dairelerden. Bizim örneğimizde de banyo ve mutfak dahil. Evet, dahil her şey bize ait. Hiç başka kimse kullanamıyor. Ücret konusunu hatırlıyor musunuz peki hocam aşağı yukarı aile konaklamalarında? Sheffield'ın akomodasyon sitesine girdikleri zaman orada yazar hani bu çünkü şehirden yani bölgeden bölgeye binadan binaya bir artı durumundan duruma göre değişiyor çünkü. Çok sağ olun hocam. Çok Evet. teşekkür ederim. Son bir soru sormak istiyorum. Zamanınızı da çok almak istemiyorum çünkü sizin. Şöyle bir soru gelecek. Edukas yurt dışı eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Tavsiye eder misiniz? Ne gibi artılarımızı, ne gibi eksilerimizi gördünüz? Ya ben çok memnunum. Öncelikle teşekkür ederim. Tabii ki de hani bunun sizin işiniz olduğunu farkındayım ama hani işini yapmak var, işini yapmak var yani. Ben de hakkıyla layığıyla yaptığınızı düşünüyorum. Her türlü desteğiniz için teşekkür ederim. Bir de Educas'ın Sheffield'la alakalı bağlantıları da sağlam olduğu için o konuda da faydasını görmüştüm. Mesela sağ olsunlar biz evimize ilk gelmeden önce burada kendilerinin daha önce bizim gibi bir bursiyer arkadaştan rica edip bizim yerimize, evimizi ilk onlar gezmişti. O kişi gezmişti Türkiye'den. Bize videosunu atıp detaylı bir şekilde bahsetmişti kendi artıları ve eksileri. Hani bunun gibi küçük tatlı sürprizleri de tuzu biberi oluyor destekleri karşısında. Hiç zorlanmadan süreçte destek olduğunuz için teşekkür ederim. İhtiyaç duyduğumuzda hiç ulaşamadığımız Evet. olmadı sanırım. Bu da çok önemli bir destekti. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Teşekkür Özellikle ederiz. Sübetay'la Oğuzhan Bey'in kafasını çok ağrıttın. Beni iyi tanırlar. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Her zaman yani biz sizleri de ayrıyetten çok seviyoruz. Her zaman da destek vermekten, yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hatta hayırlısıyla Tuğba hocam bu sene artık Sheffield Hallam'da da devam ediyor olacak. Evet. İnşallah bakalım.
Hocam çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben çok sağ olun yanımıza katıldığınız için. Gerçekten çok değerli, çok ayrıntılı bilgiler verdiniz. Arkadaşlar sorularınızın geri kalanlarını yls.edukas.com.tr'ye yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp'tan veya telefon üzerinden bizlere de ulaşabilirsiniz. Veli Hocam'a ve Tuğba Hocam'a iletmek istediğiniz sorular varsa bunları öncelikle bize iletirseniz biz direkt kendileriyle iletişime geçiririz zaten sizlere. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederiz. Destek olabildiysek ne güzel. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.